Evet, günlerden yine kavacık, yine kalaslı mağara, yine yarasalarla birlikteyiz ama bu sefer yalnız değiliz. Bu sefer kalabalık bir ekiple buradayız. Çoluk çocuk, büyük küçük demeden hep beraber mağaranın içerisine girerek yarasalara daha yakın olduk. Evet, biraz bizden huzursuz oldular gibi uçuşuyorlar ama yine de onların uçuşmayanlarını şöyle yukarıda gördüğünüz gibi, şurada gördüğünüz gibi yine öbeklerini, daha yavru uçmaya başlamamış olanlarını onları görmekle beraber aynı zamanda bu defa ışıklarımız da biraz daha fazla mağaranın böyle sol tarafta görmüş olduğunuz gibi sarkıt ve dikitlerini gördük. Dikitlere beraber arada sütunlar olmuştu. Sütunlarını da yakından görme şansımız oldu. Tek şanssızlığı mağaranın definecilerin buraya çok uğrak olması ve bunları kırması. Eğer bunları kırmasalar burada daha çok alan var. Nereden biliyoruz katıklarını? Her geldiğimizde biraz daha dökülmüş görüyoruz. İsterseniz size mağaranın içinde de şöyle bir alan gösterelim. Bu alanda da definecilerin çalıştığını, şu aşağıda ışığımız yeterli gelmiyor. Biraz şu kumun üstüne tutarsan Çetin, öbek kumun. Evet, o görmüş olduğunuz yer definecilerin çıkardıkları kum. Yani güzel bir doğa harikasının içindeyiz. Milyonlarca yılla doğanın kendi eliyle ilmek ilmek ördüğü bir mağaranın içerisindeyiz. Ama bizim definecilerin acımadan mahvettikleri bir mağaranın içindeyiz. Evet, yürüyen ayaklar bölgemizin güzelliklerini adımlamaya, tanıtmaya ve sizlerle paylaşmaya devam ediyor. İsterseniz bir yarasayı şöyle yakından görelim. Bu kadar yakınız. Aramızda sanıyorum şu an 5 santim bir şey var. Kanatların ucundaki dikensi, çengelsi şeyi de görüyorsunuz sanırım. Evet, hemen başka bir öbek. Evde kalmayın. Atın kendinizi doğaya. Doğada kalın, doğal kalın.